Çok hele gelirim dayı. Çekiyorum. Yusuf Bey'in tablonu çok doktor. Evet, doktor Yusuf benim akrabam oluyor. Öyle mi? Evet. Ben dayımda Ayşe nene de öyle sesli bir şeydi. Babamın teyzesi oluyor. Tamam, ben dayımda çok kaldım da. Evet. Bu zatın ismi? Celal Baba, kahraman Celal Baba. Anlatır mısınız biraz onu size? 1239 tarihinde... Kameraya bakın inşallah. Burayı... Gürcüler, İrmeniler almış. Kendisi kaslıdır. Evet. Bu mübarek işte öne düşerek evet. Askerin hem Allah dostu Kur'an okuyor okuyor gelmiş. Buraya bir duman çökmüş. Evet. Korkmayın aldık demiş. Evet. Hakikaten de nöbetçiler, bekçiler görememiş.
Gelmiş nöbetçileri öldürmüşler ve kendisi de buta işte fethetmiş, kendisi de buta canını feda etmiş. Çok gelirler, kurban keserler, efendim Kıbrıs'ta görülmüş, pilot gelmiş, kendisi de fasları ziyaret etmiş. Bunlar zaten ölü değil gibi. Şehitler, Allah-u Teala pilot bir ara arabada şeytelerinde çıkmıştı. He. Bunlar ölü değil, diridir. Bunlara ölü demeyin diye. Kıyamet günü peygamberler bunların önünden kalacak. Efendi işte dedelerimiz mesela, dedelerimiz neler çekmiş bu vatan için. Çarık giymişler, muzumuza vermişler, el ele birlik, evet. Beraberlik. Ve Osmanlı dedelerimiz bütün dünyayı Urfi'den altına almıştır. Bir selamınız, bir son mesajınız evet. Var mı? Son, hepimize Allah bunların hürmetine iyi çevirsin, amin. Türkiye'mizi, bayrağımızı, sancağımızı yücelsin, zalimlerin şerrinden korusun, ölenlerimize de Allah rahmet etsin. Allah razı olsun. Geldi müsait abi, müsait efendim geldi bir suvatını çöktü, üstüne suvat işte üstüne ağaç... Kalenin içerisi oluyor burası. Şimdi burayı halk yapıyor yani vatandaş, kimi borunu, evet. Kimi kapı penceresini, kimi sakini... Böyle sürtüldü yani ha. Evet. Ama şimdi bu yapıda hiç devletin bir konusu yok. Devletin ne de katkısı var ki onda da olsun. Bu yapı hangi? Selçuklu yapısı mı? Tarihi camiye de gideceğiz, tamam mı? Hangisi? İki minareli olan var ya. Bora uzak. Uzak da olsa artık benim zahmetimi çekecek. Tamam mı? Genç arkadaşı çekiyorum.
cami gözüktü. Ergit tarafına yöneldik. Şu görülen küçük ev neydi orası da Sincan? Su deposu. Su deposu. Şimdi suyu oradan alınıyor. Suyu, köyün suyu oradan alınıyormuş. Arkada da bir depo var, çalışmıyor. Hı. Tekrar köye yöneldik. Cami yaklaştırıyorum. Aşağı mahallenin camisi. Muhtarın evi görülüyor. Kurban muhtarın evi. Doğru bakıyoruz. Karaguzu gözüküyor uzaktan şarkılar yakında. Arkada Kur'an Kıbrıs'ı yakın. Biraz su çıkıyor. Arası. Böyle büyük çatma tarafı. Bu gördüğünüz inekler devletten alınan inekler. Gözede otluyorlar. Yaylaya gitmesi yasak. Tamam. Yaylaya gitmesi yasak çünkü yaylada ineklere davak düşmüş. Davak diyorlar, bilmiyorum. Şapta diyorlar. Şapta diyorlar ya, yani bir hastalık. Bu ineklere de bulaşmasın diye. Tekrar köy. Köye mezarlığın yanından bakış. Rüzgar esiyor. Uzaklaştırıyorum. Sokak, ana cadde. Bomba, burası Mevlüt, böyle amcanın demir doğrama atölyesiydi. Dağ ve su basıyormuş.
Ekrar Muhtar'ın evi. Uzaktan horoz sesi geliyor. Uzaktan horozun sesi iyi gelir. Latif Yıldız'ın evi. Ve uzaktan göl. Bu duvar mezarlığın duvarı. Köyün en güzel yeri. Bir söz varmış. Kuyucuğun mezarlığı köyünden daha şen. Kuyucuğun kendisinden daha şen. Tek tek mezarlık var. Burası kuyucuğun levhası. Yani levhadan dahi bu köyün bittiğini gösteriyor. Sorunlarla boğuşan, fukaralıkla boğuşan bir köy. Ve köyünü unutan İstanbul'da yaşayan köylüler. Levhadan yukarıya Başkedik tarafına bakıyorum. İstasyon tarafına. Sağ tarafa dönüyorum. Uzaktan Yahni Dağı'nın tepesi gözüküyor. Mezarlığa doğru. Mezarlık burası. İstasyon tarafından göl tarafına dönüyorum. Gördüğünüz gibi tarlalarda sarı sarı çiçekler. Karakuzlu Şahlılar tarafı. Karşıdaki beyaz bağ. Uzaktan göl. Gölden köye doğru sapıyorum. Tek tip evler. Camimiz. Tuncay, seni de çekiyorum. Ve caddenin girişi, kuyucuğa giriş. Şimdi orayı çekeceğiz. Arpaçay tarafa. Burası Avdış denilen zatın hayatı. Cami gözüküyor uzaktan. Yavaş yavaş yürüyerek geçiyoruz. Burası Kürt Ali denilen Ali amcaların evi. Şöyle dayının oturduğu, böyle dayının
Mevledayen Demir Davurma Atölyesi. Güneş batıyor. Bulut. Şimdi köye giriyoruz yavaş yavaş. Komşuz ki. Bombacı Cemil'in. Tezekleri çekti. Köyün köbürü. Burası... Ve tezekler. Galak deniyor. Basmadan kesilen tezekler.